Herkese merhaba arkadaşlar. DLS21'de forma ve logo nasıl yapılır onu sizlere hızlı bir şekilde anlatacağım. YouTube'da buna benzer çok içerik çekenler var ama benim videoların altına son zamanlarda bayağı istek aldığı için çekmek istedim sizlere. Şimdi öncelikle yapmış olduğunuz forma ve logo bildiğim kadarıyla online karşılaşmalarda karşı rakibe gözükmüyor diye biliyorum. Yanlış biliyor da olabilirim ama formanız ve logonuz karşı rakibe online'da gözükmüyor diye biliyorum ama bu oyunu oynuyorsanız karşıya gözükür gözükmez. Sonuç olarak takımınızın ismi gözüküyor. O kendi isminizin yanındaki küçük bayrak gözüküyor. Oradan da hangi takımlı olduğunuzu karşıya hissettirebilirsiniz. Siz zaten her zaman formayı ve logoyu kendiniz oynarken online'da ve kariyerde ve gösteri maçlarında görüyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle ben Süper Lig formalarından gideceğim. Benim en sonki formam Beşiktaş forması olarak yapmıştık bunu. Yorumlarda Beşiktaş forması yapmamı çok isteyen arkadaş vardı. Abi Beşiktaş forması yap, onunla online maç oyna. Beşiktaş logosu ve formasıyla birkaç tane online karşılaşma yap diye istekte bulunan arkadaşlar vardı çoğunlukla. Onu yaptık arkadaşlar. Şimdi forma yapımını da gösterirken değişebilir bu ama tekrardan Beşiktaş forması yapacağız ve bir sonraki bölümde Beşiktaş formamızla oynayacağız arkadaşlar. Şimdi formayı düzenle var burada. Oraya girmeden önce şu şekilde ana sayfadasınız varsayalım. Şurada arkadaşlar bakın anahtar gibi bir şey var burada, bir buton var. Ona basıyorsunuz. Ben bunu bilgisayar üzerinden sizlere anlatıyorum. Ama siz aynısını birebir %100 olarak telefondan da yapabiliyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Her şey aynı yani, öyle söyleyeyim. Gireceğiniz internet sitesindeki forma linkleri, buraya kopyala yapıştır yaparken yapacağınız işlemlerin hepsi bilgisayarda ben yaparken de aynı. Siz telefonda yaparken de aynı arkadaşlar. Formayı düzenle bölümü var arkadaşlar. Oraya bastıktan sonra açılan bu sayfada formayı düzenle kısmı var. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Burada bilmiş olduğunuz gibi formayı düzenleyeceğiniz her şey, renkleri, işte formanın deseni, çorapların, şortların, ayakkabının desenine kadar yapacağınız bu formayı düzenle bölümüne geliyorsunuz. Şurada sol altta, ben bunu bir sileyim kafa karıştırmasın, özel forma yazıyor. Bu sizde 150 elmas karşılığında sizden bu özel forma isteyecek. 150 elması hatırladığım oydu yani, en son zam gelmediyse 150 elmas olması gerekiyor. 150 elması verdikten sonra arkadaşlar burada benimki gibi özel forma butonu sizde de açılıyor. Özel formaya bastığınız zaman buraya diyor ki bakın forma URL'sini girin. Yani yapmak istediğiniz, tutmuş olduğunuz takımın veya işte yapmak istediğiniz takımın forma linkini buraya girin diyor arkadaşlar. O linki nereden alacağız? O linki almak için işte Google'a veya işte Yandex, neyse kendi tarayıcınızı internete kısacası girin arkadaşlar. Arama kısmına Dream League Soccer forma ve logo yazdıktan sonra arkadaşlar şurada görüyorsunuz bakın Dream League Soccer forma ve logo yazdınız. Burada bir sürü site açılıyor arkadaşlar. Benim sizlere tavsiyem dlsforma.com var burada. %100 bunun bütün linkleri çalışıyor. Çalışmayan birkaç link var, onu da sizlere örneğini göstereceğim. Hani böyle bir şeyle karşılaşırsanız yapamadım demeyin diye onları da göstereceğim. Buraya tıklayın arkadaşlar. Bakın girdiğiniz zaman şu ablemi göreceksiniz. Bütün linklerinin çalıştığı güzel bir site arkadaşlar. Burada Galatasaray, Göztepe, Fenerbahçe, Trabzonspor görüyorsunuz arkadaşlar. Sivas, Beşiktaş, işte Çaykur Rize, Fatih Karagümrük, Eskişehir, Alanya, Ankara Gücü gibi. Aklınıza gelen yine şurada sağda mouse'la gösterdiğim alanda bütün takımların forma linkleri mevcut arkadaşlar. Buradan neyi yapmak istiyorsunuz? Örnek veriyorum, Fenerbahçe'yi yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin üstüne tıkladınız. En üstte size logoyu gösterir. Bakın logoyu yapmak için burada logo. Bu da logonun linki arkadaşlar. Bakın şurada yanıp sönüyor mouse'la görmüş olduğunuz gibi. Bu da logonun linki. Biz forma yapacağız. O yüzden Fenerbahçe ev sahibi forması diyor. Bu benim mesela atıyorum hoşuma gitti. Bakın şu şortun, bu formanın, bu işte çorapların falan neyse. Bunun linki şurada. Forma 2'nin linki hemen altında. Deplasman formasının linki hemen altında. Bunları bu şekilde hemen yapalım. Kopyalıyoruz arkadaşlar. Telefondan kopyalamak için de üstüne basılı tutuyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Belki bilmeyenler vardır. Zannetmiyorum ama herkes biliyordur. Buraya arkadaşlar
Telefondan yapıştırmak için buraya gelip boşluğa basılı tutup yapıştır yapıyorsunuz. Eğer bilgisayardan oynuyorsanız CTRL V tuşuna basıyorsunuz. Yapıştırıp onayla diyorsunuz arkadaşlar. Sağ tarafta onayla var. Benden görebiliyorsunuzdur şu an. Ben kendimi biraz ortaya çektim. Görsel başarıyla indirildi diyor. Tamam diyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi formamız Fenerbahçe forması oldu. Ama logomuz hala Beşiktaş logosu. Onun için ne yapmak lazım? Onun için de arkadaşlar burada logoyu düzenle diyor. Bakın şurada logoyu düzenle diyor. Buradaki logonun üstüne basın arkadaşlar. Burada özel logo yazıyor. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 50 elmas ya da 75 elmas olması gerekiyor. Onu verdikten sonra böyle özel logo butonu çıkıyor burada. Ona basın arkadaşlar. Burada Beşiktaş logosunun linki var. Onu siliyoruz. Buraya şimdi Fenerbahçe logosunun linkini yapıştıracağız. O da az önce gösterdiğim gibi burada yer alıyor arkadaşlar. Bakın Fenerbahçe logosu burada. Hemen altında da linki var. Bunu bu şekilde kopyalıyoruz. DLS'ye geliyoruz arkadaşlar. Buraya CTRL V ya da telefondan yapıştır butonuyla yapıştırıyoruz ve buradan da onayla diyoruz arkadaşlar. Onaylandıktan sonra görsel başarıyla indirildi diyor. Tamam dedik. Görmüş olduğunuz gibi logomuz da bu şekilde geldi. Burada kaleci formamız hala Beşiktaş ama logomuz Fenerbahçe logosu olarak düzenlendi arkadaşlar. Mesela buradan değil de arkadaşlar şuradan da yapabilirsiniz. Örnek veriyorum işte burada mucizeli.com var. Oraya girip orada da bütün takımların linkleri mevcut, forma linkleri. Şu an görüyorsunuz ekranda zaten. Onlardan ayrı burada işte Liverpool, Chelsea, Arsenal, Borussia Dortmund, Juventus, Bayern Münih, işte Barcelona, Real Madrid. Biliyorsunuz benim en son Real Madrid formam ve logom vardı. Onları ben buradan yaptım. Ama şöyle bir sıkıntısı olabiliyor bunun. Hemen şuradan göstereyim size onu. Sıkıntısı nedir? Neredeydi o? Bir saniye bakıyorum. La Liga'ya bir gelelim. Örnek veriyorum. Ben işte Barcelona forması yapmak istiyorum. Buradan Barcelona'ya tıkladım arkadaşlar. İşte burada Barcelona'nın logosu var. Bu logosunun linki. Bu da Barcelona'nın en sevdiğim forması. Bu da formasının linki arkadaşlar. Bakın forma 1 link diyor. Burada üstüne koymuş. Az önceki sitede formaların ve logoların altındaydı. Burada da üstünde. Ona dikkat edersiniz. Yani buradan gelip işte bunun altında bu link var diye forma 2'yi kopyalarsanız olmaz. Şimdi forma 1'in linki buradaymış arkadaşlar. Forma 1'in linkini buradan kopyalıyorum. Bakın şimdi böyle bir şeyle karşılaşırsanız eğer forma düzenleye geldim. Şunu bir sileyim. Özel forma dedim. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Onayla dedim. Görsel başarıyla indirildi diyor. Tamam diyorum ama bakın formaya bakın arkadaşlar. Formanın yarısı var yarısı yok. Çorabın buradan boyuna desenli, buradan enine desenli, karışık renkler falan var. İşte burada kaptan pazobandının altında bir karışık renkler var yine. Messi'nin işte sol omuz kısmında görüyorsunuz formanın devamı yok. Burada göbek kısmında, etek kısmında falan yine aynı şekilde. Şortun desenleri falan yanlış. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız işte ben yaptım olmadı demeyin arkadaşlar. Siz yaptıysanız bu olduysa hata sizde değil, hata linktedir. Siz yapmışsınızdır, olmuştur ama link yanlıştır arkadaşlar. Onun bilgisini de vereyim. Böyle şeylerle karşılaşan arkadaşlar muhakkak olacaktır. Bu link çalışmıyor demektir. O zaman Barcelona yapmayacaksınız. İşte başka bir takımı deneyeceksiniz. Çalışmayan bir sürü de link oluyor arkadaşlar. Çalışan bir tane linki bulup artık yapacaksınız öyle söyleyeyim. Ama ilk size önerdiğim sitede o gösterdim ya işte dlsforma.com adresinde çalışmayan link ben hiç görmedim. Hemen hemen hepsinde denedim. Hepsi hemen hemen çalışıyor. İşte burada çalışan işte milli takım forması ve logosu çalışıyor arkadaşlar. Real Madrid çalışıyor denedim. Arsenal çalışmıyordu en son. Düzeltilmiş olabilir belki bilmiyorum. Bir de burada 4-5 çeşit forma var arkadaşlar. Bunların bazıları işte 2020'nin forma linkleri olduğu için çalışmıyor. Onu da belirtmiş olayım. Burada 2021'in linkleri diye yazılmış olmasına rağmen yine de uyarlanmamış olduğu için çalışmıyor arkadaşlar. Bunların çoğu DLS19, DLS20'nin forma linkleri olduğu için çalışmayabiliyor. Onu da bilgisini sizlere vereyim. DLS21'in orijinal linklerini bulmanız gerekiyor onun için. Biz şimdi Beşiktaş formasını tekrar yapalım. En son
Buradan da geri gelelim. Biz Beşiktaş formasını yine yapalım arkadaşlar. Beşiktaş formasında kalsın. Çünkü dediğim gibi Beşiktaş formasını isteyen çok arkadaş vardı. Burada Beşiktaş'ın logosu var. Burada Beşiktaş'ın beyaz ağırlıklı olan forması var. Beyaz renkli forması var. Ben çubuklu, benim hoşuma gittiği için çubukluyu yapmak istedim. Öyle söyleyeyim. İsterseniz siz beyaz ağırlıklı yapabilirsiniz. Şimdi buradan logoyu bir tekrardan kopyalayıp yapıştır yapalım. Hem pekiştirmiş olalım arkadaşlar. Şuradan bir geri gelelim. Logoyu düzenleye gelelim. Bunu silelim. Buraya az önce kopyaladığımız Beşiktaş logosunun linkini yapıştıralım. Sağdan onayla diyelim. Görsel başarıyla indirildi diyor. Logomuz tamam. Şimdi formayı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Buradan sil diyoruz. Evet dedik. Özel formaya tıkladık. Geri geliyoruz buraya. Geri geldikten sonra şu çubuklu formanın linki burada. Bunu kopyalıyoruz. Tekrardan DLS'ye gelip buraya yapıştır diyoruz. Sağdan onayla diyoruz. Ve çubuklu formamız yerine geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Messi'nin üzerinde Beşiktaş forması ve logosu yer alıyor. Kurtağ'ın üzerinde yine Beko yazılı Beşiktaş kaleci forması. Eldivenlerine kadar siyah beyaz ve logosu yine burada yer alıyor arkadaşlar. Burada bıraktım. Beşiktaş forması olarak bırakıyorum. Neden? Yorumlarda çok Beşiktaş forması isteyenler olduğu için bu formayla ve bu logoyla sizlere bir dahaki bölümde online birkaç tane maç oynayacağım arkadaşlar. İşte Galatasaray olsun diyenler, Trabzon olsun diyenler, Türkiye Süper Ligi'nden veya herhangi bir ligden istediğiniz takımın formasını, logosunu online karşılaşmalarda burada görmek istiyorsanız arkadaşlar yorumda belirtebilirsiniz bunu. Hepsini yapabiliriz. Hiç sıkıntı yok. İşte ben Beşiktaşlıyım, Fener yapmam. Ben Fenerliyim, Galatasaray yapmam gibi bir şey bende yok. Her şey sizlerin doğrultusunda gerçekleşebilir. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.